Bu ekranın adı da Arrange, Türkçe'de aranje diye geçiyor. Düzenleme ekranı. Burada hangi enstrüman önce başlasın, hangisi sonra ilave olsun, hangisi sonra eksilsin, arada otomasyonlar olacaksa, az önce size gösterdiğim gibi önemli. Az önce elimizle yaptığımız otomasyon diye anlatmıştım hatırlarsanız. Bakın cutoff. Oradaki küçük dik çizgiyle şimdi bunu yaptık. Ve parça boyunca bu devam edecek. Böylece tek düzelikten çıkaracak şarkımızı. Sıkıcı bir durumdan kurtarıyoruz. Arkadaşlar DJ'liğin temelinde aslında tabii DJ'lik DJ setup ile yapılıyor. Bu işin temelinde turntable dediğimiz pick-up'lar vardır. Plakların çalındığı en temel alet olarak bunu adlandırabiliriz. Bu Technics'in en büyük olayı torque üreten ve bunun altındaki direct drive motor. Çamaşır makinelerinde direct drive teknolojisini geliştirdik demişti ama 5 sene önce. 35 sene önce bundan yaptık. Nasıl bir özellikle direct drive? Şimdi önceden belt drive dediğimiz şeylerde de teyplerden belki bilirsiniz, gördüyseniz küçük bir motor, ona bağlı bir tane lastik, daha büyük bir kasnağa bağlı, aynı bisiklet zinciri gibi. Küçük motor, küçük olduğu için yüksek hızda dönerse çok yüksek güce ihtiyacı olmadan burayı rahatça çevirebiliyor, çünkü buradaki dişli daha büyük. Ama dezavantajı şu: şimdi bu letter, üstünde bir tane keçe koyuyoruz ki biraz kayganlaşsın, hem plağımız çizilmesin hem de çalarken elimizi koyduğumuzda alttaki dönmeye devam etsin. Bunun sebebi bıraktığımız zaman anlık giriş yapsın. Aksi takdirde belt drive'larda elimizi böyle koyduğumuzda çok güçsüz olduğu için motor, alttaki platter da duruyor. Bıraktığımızda da böyle bir anda devrini alamayıp yavaş yavaş başlıyor bu. Bütün meselesi buydu. Bütün gece çalarken şarkıları mixlediğimiz, şarkıları geçiş yaptığımız, tonlama yaptığımız, ön dinleme yaptığımız, efekt uyguladığımız, ses volümlerini ayarladığımız, açıkçası tüm gece boyunca bize her konuda yardımcı olan en ana eleman mikserdir arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi karıştırıcı diyebiliriz ama saçma bir şey oluyor. Mikser haliyle biz mikser demeye devam ediyoruz. Seslerini açıp kapadığımız kanallar vardır. Ton katı dediğimiz equalizer ton katı vardır her kanal üzerinde. Özellikle geçişler yaparken, çalarken tonlamayı yaptığımız geçişlerde tonlamayı da efekt olarak kullandığımız bir üniteden bahsediyorum. Low mid high şeklinde. Biz kendimizde bass mid tease diyoruz. Böyle bir 3 band equalizer'ın olduğu bir ton katı vardır. Crossfader daha çok önemli DJ'lerin scratch amaçlı kullandıkları bir bölümdür. Bununla birlikte master volume potumuz, ön dinleme yapabilmeniz için kulaklık çıkışımız, bu tür elemanlar mevcuttur. Şimdi efektle ilgili yeni çağdaş mikserlerin hepsinde ciddi efektler var üzerinde. İşte flanger, blur, echo, beat repeater ve benzeri. Bu efektlerin hepsinin çıkış noktası yine plaklar. Şimdi size mikserden efekt vermeden 2-3 tanesini, sadece 2 tane plakla nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi iki planda da aynı parça.
parça var. İkisinde de aynı parça var. Bunu önceden biz aynı plaklardan satın alırdık. Çift. Bu şovları yapabilmek için. Şimdi artık bu yeni teknolojide buna gerek kalmıyor. Zaten elinizde MP3 varsa dilediğiniz kadar var. İki plak aynı anda başlatırsanız hızları da eşit. Çalmaya devam etsin bunlar. Dün hatırlıyor musunuz sizde? Neden 5 kere gitar kaydı yapıyoruz? Neden 5 kere vokal kaydı yapıyoruz? Niye bir vokal kaydını ya da gitarı 5 kez tekrar etmiyoruz? Copy paste yapmıyoruz diye söylemişti. Faz oluşur. Parçayı tam aynı yerde başlatıp çalarsanız böyle flange oluşur. Aynı şey gibi öyle. Şimdi aralarında mikronik faz kaydı falan yaparsak bakın şimdi hangi efektler oluşur? Dışarıdaki sesi duyurmayan kulaklıkmış. Sanki stüdyoda kullanacak gibi. Halbuki bir DJ kulaklığın ikisini birden takmaz. Dışarıyı niye duymayayım ki? İnsanlar eğleniyor. Kulaklık böyle takılır. Bir kulak açık kalacak şekilde veya böyle. Hatta bu yüzden bir tanesi olmayan kulaklıklar vardır. Stanton'da vardı, Technics'te vardı. Böyle tek kulaklıklar vardı. Çünkü ikincisi geri kalmadı. Ama şu anda bunlar prodüksiyon da eve çok fazla geldiği için evde prodüksiyon amaçlı da kullanılsın diye çift kulaklık şimdi tabii mantıklı. Ama takarken biz böyle. Çünkü bu yüzden zaten bu kulaklık dönüyor. İsterseniz daha konforlu gelirse böyle bile takabilirsiniz. Dışarıda kalın. O size kalmış. Hayır. Şimdi 320 kbps formatındaki yeni MP3'lerin kalitesi yeterli. Ciddi anlamda yeterli. Şöyle ama. Şimdi bir herhangi bir siteden indirdiyseniz onun kaç kez convert edildiğini bilmiyorsunuz. Evet. Tek handikap o. Onun için biz genelde çalmadan önce iyi kulaklıkla bir bakarız. Bir de en çok yapılan hata geçen gördüm. Başımıza geldi. Bazen internetten elde ettiğiniz parçalarda yani mixler falan ücretsiz dağıtılıyor ya indiriyorsunuz bir yerden. Sakın bir yere giderken parçayı baştan sona dinlemeden gitmeyin. Arada böyle Rus radyosu anons falan yapabiliyor şu anda. Herkesin başına gelmişti. Şimdi var değil mi? Veya bir Yunan esnaf sonra böyle girebiliyor araya. Onun için baştan sona mutlaka şarkıları dinleyin. Ben bilgilenmeye ilgili bir şey sormayayım. Şimdi traktör kullanıyorum. Hip Hop Remix'lerde mesela şarkı 128'de başlıyor. 90-96'ya kadar düşüyor. Evet. Fakat mesela ben şimdi 128'den 128'e başka bir parçaya geçeceğim. Evet. Ama traktörde onu 94 olarak gösteriyor. Evet. Oturtmakta tabii kulakla ya, elime yap, kulakla yapmam zorunda kalıyorum. Oturtmakta... Ali, traktörcü o. Oturtmakta zorlanıyorum. Ama mesela Pioneer gibi bir CD
C'ye koyduğum zaman CDC 128 ise o an 128'i gösteriyor. Sonra 96'ya düştüğü zaman bana o anı veriyor. Sonra tekrar 128'e çıktığı zaman gene onu gösteriyor. Bunu traktörde nasıl sağlama şansınız var mı ya da nasıl yapabiliyor galiba? Var. Alışabildim mi? Özellikle traktör kullanıyorsanız işler bir platformda şarkıları bakmanız lazım. Şimdi onu birazdan benim bilgisayarımı göstereyim. Apple'ında size hemen borlamayı göstereyim. Çok basit bir şey. Bu Serato'da da, traktörde de, Ableton'da da şu anda DJ'lik olarak da kullanabileceğiniz en popüler programlar bunlar. Borlama, yani borl zaten bu dediğiniz problemden dolayı geliştirildi. Parçanın içerisinde farklı farklı bölümler varsa böyle bu özellikle söylediğin doğru, hip-hop, R&B tarzındaki parçalar kendileri çok yavaş olduğu için house mixlerinde ortada adam mecburen 90 BPM'lere kadar düşmek zorunda. O bölümü ayrı, diğer bölümleri ayrı olarak borlayabiliyorsunuz. Bir parçayı siz kendiniz 3-4'e bölebiliyorsunuz bu programların hepsinde. Onunla ilgili videosu var zaten. Bakarsınız YouTube'da şeyinizde. Ben size burada Ableton'dan çok kısaca da gösteririm. Thank you.